Herkese merhaba, yayınladığımız videolardan haberdar olabilmek için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz ve sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmemiz için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu şekilde bizlere destek olmuş olursunuz. Hazırsanız başlıyoruz. Animasyon sorularından bir tanesi bu tarz soruların devam gelmesi için videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Dikkatli bakalım aracın içerisindeyiz. Önümüzde bir bisiklet var ve hemen onun önünde de bir kamyon var. Yolun durumuna da lütfen dikkatli bakın. Baktıysak seker hangisi bisikletli sollama zamanı için doğrudur diyor. Virajdan önce kamyona ulaşmadan önce kamyon ve viraj arasında D şıkkı hiçbiri. Bu tarz soruları çözerken kendinizi aracın içerisinde olduğunuzu düşünün ve o şekilde çözmeye çalışın. Yani aynı gerçek hayattaymış gibi. Doğru olan cevabımız D şıkkı yani hiçbiri olacaktır. Şimdi ne dedim aracın içerisindeyim değil mi? Karşıdan bir araç geliyor. Yani orası iki yönlü bir yol. Önümde bir bisikletli var ve hemen onun önünde de bir kamyon var. Ağır vasıta olan bir araç var. Ben nereye yaklaşıyorum? Sola doğru bir viraja yaklaşıyorum değil mi? Bu tarz yerlerde solama yapmak hem tehlikeli hem de yasak olacaktır. Çünkü önümü tam olarak göremezdim. Cevabımız D şıkkı. Bir sürücünün emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır? Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek, araçta bulunan uyarı sistemine susturmak, denetimlerde problem yaşamamak, ceza almaktan çekilmek. Görselimiz var ona bakacağız önemli. Ve hatta nasıl soruyorlar sorularına da bakacağız birazdan. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacak değil mi? Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmekte işte biz buna özen göstermemiz gerekiyordu. Şimdi hemen buraya bakalım. Koru, koruyucu tertibat diyoruz arkadaşlar. Burası bizim için önemli. Hemen yıldızladık. Elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklette e, sürücüsünde koruma başlığı olacaktı ve koruma gözlüğü olacaktı. Yolcusunda ise Koruma başlığı olacaktı. İşte bunlar zorunluydu ve hatta burası bizim için sansörlerinden bir tanesiydi. Tüm araçlarda emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunluydu. Yani isteğe bağlı vesaire değildi. İş makinesi, ayakta yolcu taşınan minibüs, otobüs de mi? Bunlarda zorunlu değildi. Bisiklette de zorunlu değildi. Traktörde zorunlu değildi. Peki bunu başka nasıl soruyorlar? Emniyet kemeri ile alakalı. Cevik sınavda aşağıdakilerden hangisi? bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri, sağ, sola ve yukarı vurmasını önleyecek teçhizat hangisidir diyor. Hemen gidiyoruz B şıkkı olan emniyet kemerini işaretliyoruz. Diğer ise aşağıdakilerin aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi çarpma anında ulaşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek Ölüm ve yaralanma riskini azaltır diyor. Hemen gidiyor şıklarda çek, e, C şıkkı emniyet kemerini işaretliyoruz. Ölüm ve yaralanmayı gördüğünüz zaman aklınıza zaten hemen bu gelsin. Emniyet kemeri varsa onu işaretlersiniz. Yoksa airbag vardır, onu işaretlersiniz. Hava yastığı vardır, onu işaretlersiniz. Aşağıdakilerden hangisi yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Önemli bahsedeceğiz karnabaska uygulanması, sıcak uygulama yapılması, şekale cezekler verilmesi, oda sıcaklığında bir küvete sokulması. Doğru olan cevabımız D şıkkı olacaktır. Oda sıcaklığında bir küvete sokacağız. Neden? Kişinin ateşi yükseldi, vücut ısısı yükseldi. Bu yüzden onu düşürmemiz gerekiyor. Buradaki uygulamalar gereksiz uygulamalardı. Şimdi Ateş bizim için önemli değil mi? Ateş nedeniyle oluşan havaleler var. Hemen bakalım. Herhangi bir hastalık sonucu vücut sıcaklığının 38 derecenin üzerine çıkmasıyla oluşurdu. Genellikle 6 ay ve 6 yaş arasındaki çocuklarda rastlanırdı. Peki ilk yardım nasıl olacak? Önce hasta ıslak havluya da çarşafa sarılacak. Ateş bu yöntemle düşmüyorsa o da sıcaklığında bir küvete sokulacak ve 112 aranacak. Yani bizim buradaki amacımız ne? Ateşi düşürmek ve yine havalemiz var. Şimdi havale denilince iki çeşit havale olduğu aklımıza geliyor. Birincisi ateş nedeniyle oluşan havale, ikincisi ateş olmadan oluşan havale. Şimdi vücudun adele yapısına kontrol edilemeyen, bakın bunlar bizim anahtar kelimemiz, havalenin tanımını soruyorlar size. Kontrol edilemeyen kasılmalardı. Sinir merkezindeki bir tahriş yüzünden beyinde gerçekleşen elektriksel Boşa almaydı arkadaşlar. Biz bunu gördüğümüz zaman hemen havale diyorduk. Nedenlerine bakalım. Beyinde yaralanma değil mi? Beyinde enfeksiyon, yüksek ateş ve bazı hastalıklar yani sarı krizi olacak. Ama şunu unutmayın. Havale denince benim aklıma ateş nedeniyle oluşan havale gelecek. Bir de ateş olmadan nöbet şekline gelen havale gelecek. Aşağıdaki durumların hangisinde kaza bacaklarının 30 santim yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Şok durumu, beyin kanaması, ayak bölgesinden yılan sokması, akciğer zedelenmesi ve kanaması. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. Yani şok durumunda biz ne yapıyoruz? Kişinin ayaklarını 30 santim kadar yukarıya kaldırıyoruz. Peki sakıncalı olan bir durum var mı? Beyin kanaması değil mi? Beyin kanamasına şok pozisyonu verilmez sakıncalıydı. Şimdi Tamam şöyle bakalım. Şokta ilk yardım uygulamaları neler? Burası bizim için önemli. Sınav şeklinde, sınav sorusu şeklinde soruyorlar. Kendinden ve çevrenin güvenliği sağlanacaktı. Yaralı sırt üstü yatırılacaktı. Aynı burada olduğu gibi, değil mi? Sırt üstü yatılıyor. Ayakları 30 santim kadar yukarıya kaldırılıyordu. Hava yol açıklığı sağlanacaktı. Yaralının mümkün olduğunca temiz hava soluması sağlanacaktı. Varsa bir kanaması hemen durdurulacaktı. Şok pozisyonu verilecekti. Yaralan sıcak tutulacaktı. Hareket ettirilmeyecekti. Hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna sevgi sağlanacak yani 112 aranacaktı. Ve yaralının endişe ve korkuları giderilerek psikolojik destek sağlanacaktı. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne adı verilir? Atık, kreç, kireç, yanıcı madde, yakıcı madde. Doğru cevabımız A şıkkı atık olacak. Çevre kirliliği meydana getiriyor. Ne getiriyor? Atık meydana geliyor. Verenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır? Birincisi, yaralıya yakın mesafede çalışılması. 2. Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması. 3. İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması. Şıklar yalnız 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2 ve 3. Doğru olan cevabımız B şıkkı yani 1 ve 2 olacaktır arkadaşlar. Şimdi e, yaralıya yakın mesafede çalışması gerekecek. Bu şu anlama geliyor. Diyelim ki kalp masajı yapacağız değil mi? Kalp masajı yapacağımız için yaralıya yakın mesafede duracağız. Yani uzaktan kalp masajı yapılmıyor. Yakın bir şey dizlerimizi çökecektik. Kişi yerde sırt üstü yatacaktı. Dizlerimizi yere çökecektik ve yakın bir mesafede kollarımızı bükmeden kalp masajı yapacaktık. İşte bundan bahsediyor daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanılması. Bu da yine doğru olacak ama iki yardımcıdan bahsederken şunu söylemiştim. Kendi sağlığını riske atmayacak ilk yardımcı önce kendi can emniyetini sağlayacak demiştim. Cevabımız 1-2. Yine yaralar bizim için önemli. Hazırdan gelmişken onu da vereyim ben size. Her biri birer sınav sorusu niteliğinde arkadaşlar. O yüzden buraya atlamayalım sınavda soru kaçırmayalım. Şimdi kesik yaralar deyince ne keserdi? Bıçak, çakı, cam değil mi? O zaman kesici aletlerle oluşur derdik. Basit yaralardı. Derinlikleri kolay belirlenirdi. Ezikli yaralara geldiğimiz zaman ne ezer? Taş, yumruk değil mi? Sopa bunlar ezeldi. Ezerdi ve çarpma etkisi oluşurdu. Yara kenarları ezikti. Fazla kanama olmazdı ama Dokuz zedelenmesi ve hassasiyeti vardı. Delici yaralarda ne deler? Uzun ve sivri aletler değil mi? Bunlar ne delerdi? E, burada şuna dikkat edin. Tetanoz tehlikesi diyor ya arkadaşlar. Delici yaralardan bahsettiği zaman milli eğitim sınavda tetanoz tehlikesi yoktur diyor. Hayır. Delici bir yaradan bahsediyoruz ya. Tetanoz tehlikesi çok çok fazla. Buna dikkat ediyoruz. Ve parçalı yaralarda benim anahtar kelimem çekme etkisi. Çektim parçalandı, çektim parçalandı. Bu şekilde aklımızda tutuyoruz. Hangisinde koltuk ferde kaza sigortası yaptırılması zorunludur? Otomobil, çekici, otobüs, kamyonet. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yani otobüs. Şimdi bu ne, bu, ne demek? Şeyler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar zorunlu mali sorumluluk sigortasıyla birlikte zorunlu koltuk vardı sigortası da yaptırmak zorundalardı. İşte bu sigorta sürücü, sürücü yardımcılarını ve yolcuları güvence altına almak için yapılan bir sigortaydı ve otobüslerde zorunluydu. Sonum yola tıkanıklığı yaşayan 4 kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine hemlik manevrası uygulanmalıdır diyor. Şimdi dört tane kazazedemiz var. Birinci kazazede konuşabiliyor, öksürüyor, nefes alabiliyor, rengi morarmış ve nefes alamıyor, konuşamıyor ve acı çekerek ellerini boynuna götürüyor. Bize ne diyor? hangilerine hemlik manevrası uygulanmalıdır diyor. Şıklar 1 2 1 3 2 4 3 4 Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yani 3 ve 4 değil mi? İşte bunlara hemlik manevrası uygulayacaktır. Hemlik manevrası neyde uygulanıyor? Tam tıkanmada. Kişinin solunum yolu tıkandıysa hiçbir şekilde nefes alamaz, konuşamaz, öksüremez, rengi morarır değil mi? Acı çekerek ellerini boğazına doğru götürür. İşte o zaman biz ne uygularız? Hemlik manevrasını uygularız. Peki buradakilere baktığımız zaman bunlar ne? kısmi tıkanma değil mi? Konuşabiliyor, öksürüyor, nefes alabiliyor. Hani az da olsa nefes alabiliyor. Tıkandığını ifade edebiliyor Seher. Bu neydi? Kısmi tıkanmaydı. Peki biz burada ne yapacağız? Öksürmeye teşvik edeceğiz. Yine burası önemli bilinci yerinde olan yani bilinci açık kişilerde hemlik manevrası. İşte burayı bize soruyorlar arkadaşlar. O yüzden sizlere vardım. E, hasta ayakta ya da oturu pozisyonda olabilir. Arkadan sarılarak gövdesi kavranır. İşte bunu sarılamasını soruyorlar aslında. Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak dik bir şekilde konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. Neyden bahsediyor? işte şuradan. Değil mi? Buraya geldik. Daha sonra da buradayız. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırıyoruz. E, bu hareket 5 kez yabancı cisim çıkana kadar tekrarlanır. Şah damarından nabız ve sonum değerlendirilir. Tıbbi yardım istenir. Bilinci giderse temel yaşam desteğine başlanır. Biz bunu neye benzetiyorduk? Gazoz kapağına benzetiyoruz değil mi? Yaptığımız basınçta boğaza takılan cismi dışarı fırlatmış oluyoruz. Aracın gösterge paneline bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Aracın hızını, yakıt miktarını, motor sıcaklığını, motor devir sayısını, Doğru olan cevabımız D şıkkı olacaktır. Motor devir sayısını bize bildiriyor. Yani motorun 1 dakikadaki dönüş sayısını gösteriyordu. Araçlar devrini aldıktan sonra vitesimizi yükseltmemiz gerekiyordu ve araca sürerken bu kısımdan da devre bakabiliyorduk. Hani kaç devirle gittiğimize bakabiliyorduk. Yine hemen buraya bakalım. E, i̇şimize yarayacaktır. Hemen bu taraftaki devir göstergesi, değil mi? Buradaki yakıt göstergesiydi. Buradaki kilometre göstergesiydi. Hemen buradaki hararet göstergesiydi bizim için önemliydi. Hem şu şu çember olan bakın burası da bizim hız göstergemiz olacaktı. Burada sinyallerimiz var. Sol sinyal verilmiş veya sağ sinyal verilmiş ama şu an dörtler yakılmış duruyor. Bu şekilde arkadaşlar. Solunumu duran bir insanda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir diyor. Kanın kalbe gelme hızının artması. Vücut sıcaklığının yükselmesi, kalbin kana pompalama gücünün artması, kandaki oksijen oranının düşmesi, hangisinin gerçekleşmesi beklenir diyor. Doğru olan cevabımız D şıkkı olacak değil mi? Kandaki oksijen oranının düşmesi işte bu beklenecektir. Ne durmuş? Solunum durmuş. O zaman şunları bilelim. Kişinin solunumu durduysa eğer... Dudaklar moraracaktır değil mi? Göz hareketleri kaybolacaktır. Nefes alma verme sesi artık duyulamaz. Artık yoktur onlar. Ve göz bebekleri büyür. Veya işte sınavda diyor ki göz bebekleri sabitlenir diyor. Aynı şey olacak. Peki sonum durmasının nedenleri nelerdi? Suda boğulma. Bu bir solunum durmasının belirtisi değil mi? Zehirli gazların solunması, e, egzoz gazla maruz kalmak gibi hani solunum yolunun tıkanması, bilinç kaybı yaşayan kişinin dilinin geriye kaçması değil mi? Bunlar sonum durması nedenleri arasındaydı. Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem hangisidir? Marş sistemi, yağlama sistemi, yakıt sistemi, ateşleme sistemi. Doğru olan cevabımız A şıkkı, marş sistemi olacaktı. İlk hareketi ne veriyordu bana? Marş sistemi veriyordu. Aşağıdakilerde hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Şimdi olumlu dediği için ben şıklarda ne, al ne arayacağım? Olumlu olan bir şey arayacağım değil mi? Yani beni mutlu edecek bir şey olacak, beni üzecek bir şey olmayacak. Yolcuların isteğine göre araç kullanmak, karşılaştığı trafik kazasında yaralara ilk yardım uygulamak, her durumda geçiş üstüne sahip olduğunu düşünmek, emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak. Doğru olan cevabımız B şakı olacak. Karşılaştı bir trafik kazası ne yapıyor? Yaralılara ilk yardım uyguluyor değil mi? E, bu olumlu olan bir şey ama diğerlerine baktığımız zaman hep bir olumsuzluk var. Yolcuların isteğine göre araç kullanılmazdı. Diyelim ki yolcu hızlı gitmenizi istiyor ama sizin gitmeniz gereken e, hız limiti Diyelim 60 daha hızlı gidemezsiniz değil mi? Her durumda gece üstüne sahip olduğunu düşünmek. Hele ki kavşaklarda biz buna çok dikkat edecektik değil mi? Bu doğru değildi. Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak. Bunlarda hep bir olumsuzluk var arkadaşlar. Bu tarz sorularda aklınıza şu gelsin. 3 tane olumsuz 1 tane olumlu varsa cevap olumlu olan veya tam tersi 3 tane olumlu 1 tane olumsuz varsa cevap olumsuz olandı. Hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır? Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması, burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi, burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi, burkulan ekleme turnike uygulanması. Birazdan görsele bakacağız. B şıkkı olacaktır burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi biz burkulmalarda ne yapıyoruz sıkıştırıcı bir bandaj kullanıyoruz değil mi? A şıkkı kalp seviyesinden aşağı demiş hayır yukarıda olacaktı hareket ettirilmeyecekti ve turnike uygulanmaz. E, turnike neydi? Kanımı durdurma yöntemiydi. Bir uzun kopması varsa veya durdurulamayan bir kanama varsa turnike uygulanırdı ama biz neyden bahsediyoruz? Burkulmadan. E, burkulmalarda ne uygulanıyor? Sıkıştırıcı bir bandaj uygulanıyor. Şimdi hemen bakalım buraya. Yine burası bizim için önemliydi. Burkulma neydi? Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıydı. Bakın, anlık zorlanma, zedelenme. Bunlar benim anahtar kelimemdi burkulmada. Burkulmanın belirtileri neler? Yine bunları soruyorlar. Burkulan bölgede ağrı olurdu. Kızarma olurdu, şişlik olurdu ve işlev kaybı da meydana gelirdi. İlk yardım nasıl olacaktı? Sıkıştırıcı bir bandaj değil mi? Bakın turniki vesaire demiyor. Sıkıştırıcı bir bandaj kullanılırdı burkulmalarda. Şişlik olacaktır. Şişliği azaltmak için yukarı kaldırdık. Hatta aslında soğuk uygulama derdi. Aynen öyle soğuk uygulamada yapılırdı. Sıcak uygulamadan kaçınmamız gerekirdi. Hareket ettirmezlik ve tıbbi yardım yani 112'yi arardık. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişi de bulunmalıdır? Soğuk kanalını korumak, her zaman tedbirli olmak, emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak. Şıklar yalnız 1, 1-2, 2-3, 1-2 ve 3. Doğru olan cevabımız D şıkı olacaktır. İlk yardım yapacak olan kişi soğuk kanalını koruyacak değil mi? Tedbirli olacaktı, emin olmadığı uygulamalardan da kaçınacaktı. Şedeklerde hangisi temel ve çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktadır diyor. Kriko reflektör emniyet kemeri çekme halatı. Doğru olan cevabımız C şıkkı emniyet kemeri olacaktır. Sam sorusu ne şekilde olsun nasıl gelirse gelsin animasyon olur olmaz hiç fark etmiyor. Ölüm yaralanma riski azalıyorsa aklınıza ne gelecekti? 3 tane şey gelecek. Emniyet kemeri varsa onu işaretliyorsunuz yoksa airbag ee, vardır onu işaretliyorsunuz. O da yoksa hava yastığı vardır onu işaretliyorsunuz. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin dönüş işaretidir. Dikkatli bakalım. Doğru olan cevabımız D şıkkı olacaktı. Zaten gece dediği için ne olacak? Trafik görevlisinin şu anki olduğu gibi değil mi? Elinde böyle kırmızı bir çubuk olacak. Bu varsa eğer gece anlamında. Bu gece mi peki? Hayır. Bu gündüz değil mi? Elinde öyle bir şey yok. Dönüş işareti dediği için zaten dönme şeklinde aklıma ne geliyor? D şıkkı geliyor. Şimdi trafik görevlisinin işaretlerini, hareketlerini sınavda soruyorlar. Hemen buradayım. Trafik görevlisinin kol istikametine bulunan araçlar geçecekler. Yani bu taraftaki araçlar geçecek. Trafik görevlisi bu şekilde de durabilir. Aynıdır, bir şey değişmez. Trafik görevlisinin ön ve arkasına bulunan araçlar durmak zorundalar. Ve yine burada trafik görevlisi elini yukarı kaldırmış. Yani dur anlamındaydı. Burada kolunu aşağı ve yukarı doğru hızlı bir şekilde indirip kaldırıyor. Yani trafiği yavaşlatmaya çalışıyor. Burada ise hızlandırma hareketi değil mi? Şu anki gördüğümüz trafiği hızlandırma işareti. Ve hemen burada bakın sağ yanaş ve dur, sola yanaş ve dur şeklinde elin yukarı kaldırdıysa eğer bu dur anlamındaydı. Sağ yanaş dur ve sola yanaş dur şeklindeydi. Hemen buradaki elinde kırmızı bir çubuk var değil mi? O zaman bu ne? Gece. Ama nasıl? gece, geç ve gece dur şeklinde. Diğer ise gece yön belirtme yani dönüş işareti gece, dönüş işareti şeklinde ve hemen buradaki de gündüz yön belirtme şeklindeydi. Tehlikeli yemli yollarda karşılaşma halinde çıkan aracın geçişi zorsa bakın. Çıkan aracın geçişi zorsa inen araç sözcüsü ne yapmalıdır diyor. Burada inen aracı soruyor. Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı. Motoru durdurup vitesi boşa alıp inmeli. Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağ yanaşıp durmalı. Çıkan araç sürücüsüne ikaz ederek yavaşlatmalı. Doğru olan cevabımız C şıkkı olacaktı. Varsa sığınma cebine girer. Eğer sığınma cebi yoksa sağ yanaşıp durmalıdır. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında. Bakın ne kırı diyor? Boyun sırt ve bel omurları kırıklarında yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli gerçekleştirilirse hangisinin olması beklenir diyor. Vücudun bir bölgesine faç oluşması, nabız atışlarının sürekli hızlanması, bulantı ve kusmanın olması, vücut sıcaklığının artması... Doğru olan cevabımız A şıkkı olacak değil mi? Felç meydana gelir. Neden? Bakın boyun sırt, bel omurları bunlar benim için önemliydi. Tehlikeli olan kırıklardı. Baş, boyun, gövde ekseninin bozulmamasına dikkat edecektik. Kişiye hareket ettirmeyecektik. Apar topar kucaklayarak arabayı bindirip hastaneye sevkini sağlamayacak. Bu tamamen yanlış olacaktı. Uygun şekilde tespiti yapılmamış zaten. Aklıma ne gelecek? Falç gelecek. Şekilde soru işaretiyle gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir? Nereye soruyor? İşte bana burayı soruyor. Radyatör, vantilatör, kompresör, hararet müşiri. Doğru olan cevabımız A şıkkı radyatör olacaktı. Peki radyatör hangi sistemin parçasıydı? Soğutma sisteminin bir parçasıydı. Şekildeki bir numaralı araç 60 km saat hızla seyrederken öndeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? Yani buradaki aracın 60 km hıza seyrettiğini söylüyor. öndeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilirdi? Yani buradaki mesafeyi soruyor. 20, 30, 40, 50, Doğru cevabımız 30 olacak. Ne yapacağız? Ne Burada küçük bir matematik yapıyoruz değil mi? 60'ı 2'ye bölüyoruz. Cevap ne? 30. Yani yarısı kadar diyoruz. Araç sürücüleri taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda aksini gösteren bir trafik işareti yoksa hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? Dar bir yoldan bahsediyor. Aksine bir trafik işareti var mı? Yani bir levha var mı? Yok değil mi? O zaman geçiş hakkı e, hangisine geçiş kolaylığı sağlamak zorunda? Otomobile süren otobüse, motorsuz aracı süren motorlu araca, motorlu araca süren motorsuz araca, minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre. Doğru cevabımız B şakı olacak değil mi? Motorsuz araca süren motorlu araca geçiş kolaylığı sağlamak zorundaydı. Aracın gösterge panelinde bulunan şekillik ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisidir? Motor yağ basıncı ikaz ışığı, egzoz gazları kontrol ikaz ışığı, fren balataları aşınmış ikaz ışığı, elmet keperi takılı değil ikaz ışığı. Doğru olan cevabımız aşağığı olacaktı. Motor yağ basıncı, ilk kağıt ışığı şekline zaten yağlama sondu beyne değil mi? Yağtanlığa benziyordu. Şimdi yağlama sistemi bizim aklımıza gelsin ve şöyle söyleyelim. Birbir üzerine hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sisteme biz ne diyorduk? Yağlama sistemi diyorduk, değil mi? Yine e, yağ bizim için önemliydi arkadaşlar. Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması ne neden olacaktı? Motor parçalarına zarar görmesi neden olacaktı? Yine motor çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde şu anki olduğu gibi yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa eğer neye bakacaktık biz? Yağ kontrolüne bakacağız, yağ kaçağı var mı ona bakacağız ve yağ rengine bakacağız. Eksoz gazı zehirlenmelerinde hangisinin etkisi daha büyüktür? Eksoz gazı önemliydi ve solunum yoluyla gerçekleşir derdik. Kükürt, karbon monoksit, kurşun karbondioksit. Doğru cevabımız B şıkkı olacak değil mi? Karbon monoksit şeklinde idi. Daha önceki videolarda da söylemiştik. Ne yapacaktık? Hemen kişiyi temiz havaya çıkartacaktık. Kusturmuyoruz değil mi? Kusmasını sağlamıyoruz. Temiz havaya çıkartacağız. Hemen 112'ye haber vereceğiz. Marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi hangisi olabilir? Diferansiyel arızalıdır. Bujik kabloları gevşektir. Yağ pompası arızalıdır. Akünün kutup başları gevşemiş veya oksitlenmiştir. Doğru cevabımız D şıkı olacaktır. Marş motoru yavaş dönüyorsa akünün kutup başları gevşemiş veya oksitlenmiş bu bizim aklımıza gelecekti. Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir? Alkol veya madde bağımlılığı, eğitim eksikliği ve tedbirsizlik, tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı. Şıklar yalnız 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D şıkı olacak değil mi? Kişi alkol aldıysa veya işte madde bağımlısıysa ne olur? Kaza riski artar. Eğitim eksikliği, tedbirsizlik artar. Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı artar. Yani e, sürekli slalom yapmak değil mi? Sağ sol sürekli şerit değiştirmek bu kazalara yol açardı. Ve hatta trafikte bulunan o sürücülerin o bireylerin de hakkına girmek olurdu. Katalite kovartıya bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır? Alkol, kurşunsuz benzin, süper benzin, gaz yağı. 5 yakı kurşunsuz benzin olacaktı. Şimdi kataliti konverter bizim için önemli. Hemen şöyle yıldızladım. Söylediklerim sınav sorusu arkadaşlar. Diyor ki sınavda egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hale dönüştürebilmek için egzozların Araçların egzoz sistemine takılan hangisidir diyor. Katalitik konvertör diyorsunuz. Bazen de egzoz gazındaki zehirli maddeleri Aşağıdakilerden hangisi azaltır diyor. Katalitik konvertör diyorsunuz. Ve yine egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için ne kullanılır diyor. Katalitik konvertör diyorsunuz. Omurga kırı olan yaralara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz? Ne kırı Omurga kırı yani önemli mi benim için? Önemli. Yaralıya dik oturup pozisyon verilir. Uzun tahta atalarla vücut tespit edilir. Yaralı sert bir zemine sırtüstü yatırılır. Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olması sağlanır. Doğru olan cevabımız A şakı olacak. Neden? Dik oturu pozisyon verilir diyor. Bakın omurga kırı önemlidir. Kişi sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır Aynı C şakının olduğu gibi sert bir zemine sırt üstü yatırılır. Uzun tahta atellerle, atelde biz de kullandık ateli? Kırıklarda kullandık Vücut tespit edilir ve baş ve ayaklarının gergin olması sağlanır. Baş, boyun, gövde hizasının bozulmamasına dikkat edilir. Hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır? Buji, kartar, distribütör, enjektör. Doğru olan cevabımız D şağı enjektör olacak yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıydı. Peki buji hangi sistemin parçasıydı? Neydi? Ateşleme sistemi değil mi? Kartar deyince aklıma ne gelecekti? Yağlama sistemi gelecekti. Şimdi hazır buzu, buji demişken 3 tane anahtar kelime vereyim bana size buji ile alakalı. Kıvılcım, ateşleme, yanma. Bu üçü sınavda sorularda varsa, şıklarda da buji varsa cevap %90 buji oluyor arkadaşlar. Kıvılcım, ateşleme, yanma eşittir buji diyorsunuz. Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan kazazede yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? 1. Sıkan giysiler gevşetilir. 2. Sırt üstü yatırılarak ayakları 45 santim kaldırılır. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yere oturur pozisyon tutulur. Solunum yol açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır. Bayılmış olan bir kişiden bahsediyoruz. Hangi ilk yardım uygulamalarını yapmalıyız? 1-4, 2-3, 1-3 ve 4 1, 2, 3 ve 4 Doğru olan cevabımız A şakı 1 ve 4 olacaktır. Kişi bayıldıysa eğer ne yapacağım? Üzerinde bir gravat vardı belki değil mi? Hemen giysilerini gevşeteceğim. Daha sonra solunum yolu açıklığını kontrol edeceğim ve açıklığın korunmasını sağlayacağım. Şimdi bayılmada evet biz kişiyi sırt üstü yatırıyorduk ama ayaklarına 45 santim değil kaçtı bu? 30 santim yukarıya kaldıracaktı. Yani 45 santim burada yanlış olacaktı. Ve kusma varsa diyor beni de içeriğini yutması için yere oturur duruma. Bakın oturur diyor. Hayır yere yatış yani yan yatış pozisyonu bir, biz vereceğiz. Kişi bayıldı kusma var yan yatırıyorsunuz. Kişi bayıldı kusma yok şok pozisyonu veriyorsunuz. Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem hangisidir? Ne ihtiyacı elektrik ihtiyacı, marş sistemi, şarj sistemi, yakıt sistemi, soğutma sistemi. 5 şıkkı şarj sistemi olacaktı. Ne ihtiyacı dedi? Elektrik ihtiyacı dedi değil mi? Motor çalışmaya başladığı andan itibaren aracın elektrik ihtiyacını karşılardı. Şimdi orada bir de A şıkkına marş sistemi diyor. Motora ilk hareketi vermekte ve marş sistemi ile ilgili sorularda aklınıza ilk olarak Akü ve marş motoru gelmeliydi. Daha sonra da bakın değişikliğinde ne var? Soğutma sistemi diyor değil mi? Motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlardı. Çalışma sıcaklığı deyilince benim aklıma soğutma sistemi gelecekti. Ve yakıt sistemi de yine yakıt ile alakalıydı. Bank dili yönteminde dinle ne anlama gelir? Trafik işaretçilerinin dinlenmesi, yaralanan soluk sesinin dinlenmesi, yaraların şikayetlerinin dinlenmesi, etrafta siren sesi olup olmadığını dinlenmesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Soluk sesini dinliyorum ben. Ne yapıyorum aslında bak hissette kişi nefes alıyor mu almıyor mu bunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi bak dinle hissette sınavda soruyorlar hemen bakalım. Bak da bazen böyle de gelir. Göğüs kafesi inip kalkıyor mu der. Şıklarda bak vardır. Bakın işaretlersiniz. Dinle de soluk sesi duyuyorum. Bakın dinliyorum değil mi? Soluk sesini duymaya çalışıyorum. Hissette de yanakta soluk havasını hissetmeye çalışıyorum. Bu da bana hisseti veriyordu. Bazen ne yapardık biz? Bir ayna parçasını kişinin ağız bölgesine tutup buharlaşma olup olmadığına bakardık. Hani bu şekilde de kişi nefes alıyor mu almıyor mu anlaşılırdı. Nefes alıyorsa eğer o tuttuğumuz ayna buharlaşırdı. İşten yanmalı motorlar hangi enerji mekanik enerjiye dönüştürür? Isı enerjisini hidrolik enerji, nükleer enerjiyi, elektrik enerjisini. Doğru cevabımız A şıkkı olacak değil mi? Isı enerjisi olacak. İşaret levhaları ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez? Yerlerinin değiştirilmesi, üzerlerine yazı yazılması, eskenlerin yenileriyle değiştirilmesi, görülmesi engellenecek şekilde araç park edilmesi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yerlerin değiştirilmesi. Bakın bu tehlikeye düşürür değil mi? Üzerlerine yazı yazmak, çizmek, delmek, karalamak bunlar değiştir, e, tehlikeye düşürür görülmesi engellenecek şekilde araç park etmek veya işte e, o trafik işaret levhalarının önüne herhangi bir engel koymak yani görülmesini engellenecek bir şey yapmak yine tehlikeye düşürür ama eskiyebilir eskidi zamanda değiştirilir bunda bir tehlike yok. Çocuklarda temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili verenlerden hangisi doğrudur? Solunum yapıp yapmadığı hemlik manevrası ile kontrol edilir. Kalp masajı uygulamasının hızı dakikada 50 bas olacak şekilde ayarlanır. Göğüs gemine yandan bakıldığında göz yüksekliğinin 1 bölü 2'si kadar kalp basısı uygulanır. Kalp basısı uygulamak için göz kemiğin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elen topu yerleştirilir. Doğru olan cevabımız D şıkkı olacaktır. Şimdi A şıkkından başlayalım. Solunum yapıp yapmadı. Hemlik manevrası diyor. Hayır hemlik manevrası neydi? Tam tıkanmalı biz uyguluyorduk değil mi? Yani gazoz kapağına benzetiyorduk ya biraz önce görmüştük. Solunum yapıp yapmadığını ben nereden anlayacağım? Bak dinle hisset yöntemini biraz önce görmüştük. Oradan anlayacağım. O zaman A şıkkı yanlış. Ne diyor? Dakikada 50. Hayır dakikada 100 olacaktı. Ve ne diyor? 1 bölü 2 istiyor. Bakın şurası. Burası 1 bölü 3 olacaktı değil mi? Ya o zaman bu da benim için yanlış. Cevabım D şıkkı. Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Üçgen sargı, tel, atal tahta, atal, encerola sargı. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Üçgen sargı neyden bahsediyoruz? Köprücük kemiği kırıklarında. Hemen şöyle bakalım. Bazen şu anki görseli de size verebiliyorlar. Bu görseli verip aşağıdakilerden hangisine aittir diyor. O zaman köprücük kemiği diyorsunuz. Üçgen sargı bezi kullanılıyor. Ve nereden tespit edildiğini soruyorlar. Omuz bölgesinden tespit ediliyor. Aşağıdaki durumların hangisinde hız sınırını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez. Öndeki araç geçilirken, kavşaklara yaklaşırken, sağ veya sola dönerken, bir başka araç tarafından geçilirken. Doğru cevabımız A şıkkı değil mi? Önde bir araç var onu sollamak istiyorum. Hızımı biraz artırırım ve bundan dolayı da ceza yemem. İneşeğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır. Hangi yol diyor? İniş eğimli bir yoldan bahsediyor. Yani şöyle yapalım mı? Biraz fazla mı iniş oldu? İniş eğimli bir yoldan bahsediyoruz. Hangisini yapması yasak? Düşük hızla seyretmesi. Çıkışta kullandığı vitesi kullanması. Hız azaltmak için frene basması. Vitesi boşa alarak seyretmesi. Doğru cevabımız D şıkkı olacak değil mi? Vitesi boşa almıyoruz. Yani buradaki araç sürücüsünün şoförü ne yapacak? Vitesi boşa alıp inmeyecek. Düşük hızla seyreder. Çıkışta kullandığı vitesi kullanır. Hiç sorun değil. Hız azaltmak için frene zaten basardım. Çünkü yoksa aşağı iniyoruz ya. Araç biraz daha hızlanacaktır. Frene basar ama D şıkkı yapılmaz. Hatta bunu otomatik ve manuel vitesli araçlar için de söylüyorum milletim. Şekildeki trafik işareti neye ifade eder? Hadi dikkatli bakalım. Shorts videolarında da yayınlamıştım ben bunu. Taşıt yolunun soldan daralacağını, taşıt yolunun sağdan daralacağını, taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını, iki yönlü yoldan tek yönlü yola yaklaşıldığını. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yolun sağdan daralacağını bana bildirir. Yani nereden Buradan değil mi? Bakın burası daralmış bir şekilde. O zaman sağdan daralacağını bana bildirir. Ne yapacağım peki? Hızımı azaltacağım değil mi? Öndeki araca geçmeyeceğim, yavaşlayacağım. Hızımı artırmıyorum. Neden? E yol daralacak çünkü. İleride bir trafik sıkışıklığı da meydana gelecek. Şekle göre ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförlerinden her biri 20 saat süren yolculuk süresince toplam olarak en fazla kaç saat bu aracı kullanabilir diyor. 6, 7, 8, 9, Doğru cevabımız D şıkkı olacak. En fazla 9 saat bu aracı sürebiliyorlardı. Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez? Bakın bildirir demiyor. Bildirmez diyor. Sağda soruları da dikkatli okuyun. Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını, devamlı çizgi tarafındaki aracın öndeki aracı geçemeyeceğini, kesik çizgi tarafındaki aracın önündeki aracın geçebileceğini devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridine seyretmesi gerektiğini Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını diyor. Yani neyden bahsediyor? Şu diyor ki şuradaki araçlar sadece diyor ağır vasıta olan araçlar geçer demeye getiriyor. Öyle bir şey yok. Devamlı çizgi tarafında şuna bir buna iki diyelim. Bir ve iki nolu araçlar sollama yapabilir mi? Yapamaz. Devamlı çizgi var. Peki buradaki araçlar sollama yapar mı? Yapabilir. Neden? Kesik çizgi var. Araçta kontak anahtarının görevi nedir? Aküyü şarj etmek, bujiye giden akımı yükseltmek, elektrik devresini açıp kapatmak, vites değiştirmeyi kolaylaştırmak. Doğru cevabımız C şıkkı olacak değil mi? Elektrik devresini açıp kapatmakta uzun süre kontak anahtarı hani marş yapılmazdı. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur? Kalorifer hortumlarının su sızdırması, hararet göstergesinin arızalanması, vantilatör kayışının gergin olması, debriyajın kaçırması. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Kalorifer hortumlarının su sızdırması. Yani su sızıyorsa eğer ne olacak? Motor suyu azalacak değil mi? Motor suyu azalırsa aklıma benim ne geliyordu? Hararet meydana geliyordu. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir? Dur yol var ayrılma şeridi tırmanma şeridi. Doğru olan cevabımız B şakı yol var olacaktır. Hemen şöyle çizelim arkadaşlar. Yol üzerine çizilmiş bir yol var lefasından bahsediyoruz değil mi? Şimdi burası şu şekilde ana yol olsun. Burası ana yol. Biz de buradan geliyoruz. Şimdi yol üzerine ne var? Çizilmiş yol var e, lefası var değil mi? Şu anki gibi. O zaman ben ne yapacağım? Tali yolda olduğumu bileceğim. Ve ana yola öyle birden çıkış yapmayacağım. Ana yoldan geçen araçların önceliği vardı. Önce ana yoldan geçen araçlar geçecekti. Daha sonra da ben yolu kontrol edip o şekilde yoluma çıkacaktım. Şu şekildeki bir numaralı araç sürücüsünün yani buradan bahsediyor. Öndeki aracı geçme sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır. Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması, işareti vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi, geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması, öndeki aracı sağdan veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi. teşek olacaktır. Önündeki aracı sağdan veya banketten yararlanmak suretiyle geçme istiyoruz. Yani sağdan dediği yer neresi? Şurası, değil mi? Peki burası ne? Burası banket. Banket üzerinden sollama yapamazsınız. Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması, de sollama yapacaksa yani ne yapacak? Sinyallerini yakacak. İşareti vermeden önce iç ve dış aynalardan Trafiği kontrol edecek ve geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna ve selektör yaparak uyarabilir mi? Evet, uyarabilir. Bunda da bir sorun yok. Yukarıda verilen araçların hangilerinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur? Şeyler arası yolcu taşıyan otobüsler, motor bisiklet ve motosikletler, traktör ve iş makineleri, otomobiller. Şıklar 1 2, 1 4, 2 3, 3 4. Doğru cevabımız B şıkkı 1 ve 4 olacak değil mi? Şehir arası yolcu taşıyan otobüsler ve otomobiller iki yardım çantası bulundurmak zorundaydı. Buradakiler bulundurmak zorunda değildi. Ağız burun çevresinde kanama olan yaralarda solunum durması söz konusu ise yukarıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir? Ne diyor bakın ağız burun çevresinde ne var kanama olanlara diyor değil mi? Hemen bakalım ağızdan buruna Sylvester yani göğüsten bastırma ve Holger Nilsson sırttan bastırma şeklinde. Şıklar yalnız 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2 ve 3. Doğru olan cevabımız C şıkkı olacaktır. Bakın suni solundan bahsediyoruz. İlk yardımda konu anlatımda suni solundan bahsetmiştim. Eksiniz varsa mutlaka bakın iki yorumda linklerimiz var. Az burun çevresinde kanama varsa ve ben suni solun yapacaksam eğer hangisini kullanamam? Biri kullanamam değil mi? Ağızdan buruna suni solunumu kullanamam. Çünkü ne var? Kanama var. O zaman 2 ve 3'ü kullanarak suni solunumu yapabilirim. Şekildeki karayolunda 1 numaralı araç sürücüsünün hangisini yapması yanlıştır? Bu araç diyor hangisini yapması yanlış? Bulunduğu şeritte seyretmesi, geçme sırasında hızını artırması, yol müsait ise öndeki aracı sollayarak geçmesi, yol müsait değilse öndeki aracın sağından geçmesi. Yanlış olanı arıyoruz. Doğru cevabımız D şakı olacaktır. Yol müsait değilse diyor değil mi? Öndeki aracın sağından geçmesi. geçmesi. Yol zaten müsait değil. Bu birinci hata. Bir de öndeki aracın sağından geçmek. Sağda yani nereden diyor? Şuradan diyor. Banketi kullan bu şekilde önüne geç diyor. Bu da yine yanlış olacaktı. Aşağıdakilerden hangisi? Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir. Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Karoları Genel Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Sağlık Bakanlığı olacak. Bakın ilk ve acil yardım. İşte bu benim sınav sorum ve anahtar kelimem. Aşağıdakilerden hangisi? Burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır. Bakalım ne yapacağız? Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması, burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi, burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması, burkulan bölgeye masaj yapılması. Doğru cevabımız A şakı olacak değil mi? Şişmeyi önlemek için kalp seviyesinden yukarıda tutacaktım ve soğuk tutacaktım. Hareket ettirmeyeceğim, sıcak uygulama yapmayacağım, masaj da yapmayacaktım ve geldik 50'ye bu son sorumuz ve bu sorumuzun cevabını da sizlerden bekliyorum. Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir diyor. Şekildeki yol çizgilerinin anlamı nedir? Şerit değiştirmek yasaktır. Öndeki aracı geçmek yasaktır. Taşıt yolu bölünmüş yol durumuna gelmiştir. Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir. Şu an için soru çözüm videomuz bitti. Video eşinize yaradıysa beğeni paylaşmayı lütfen unutmayın. Emeğimin karşılığı olarak beğeni butonuna basarsanız her bir ayrıca mutlu edersiniz. Teşekkürler butonumuz aktiftir. Ona basarak teşekkürlerinizi sunabilirsiniz. Ve katıl butonumuz yine aktif. Ona basarak da bizlere katılabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum